Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere namaz örtülerine çok yakışacak bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Modelimiz sıralı bir model arkadaşlar. Sıra sıra yapılan bir model. Daha önceden zürafamı yaparak hazırladım. Şimdi hemen modelimize başlayarak ilk sırayı çalışalım. Hemen bir sonraki zürafaya batarak buraya bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp buradan geri dönüyorum. Bir sonraki zürafaya batıp hemen buradan aşağıya iniyorum. Yani pırpır yapıyorum arkadaşlar. Pırpırımın içine batıp hemen buraya düğümümü atıyorum. Pırpırlarımı aynı boyda yapmaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Bu arasındaki mesafeyi de ne kadar eşit ayarlarsanız o kadar güzel olur. Dilerseniz sadece pırpır yaparak devam edip üzerine iki sıra zürafa yapabilirsiniz. Bu da sizin isteğinize kalmış. Hemen bir sonraki zürafaya batarak buradan aşağıya iniyorum. Hemen yapmış olduğum bu pırpırın içine batıp tekrar yukarıya dönüyorum. Şu mesafeyi eşit ayarlarsanız arasındaki zürafalar da eşit olur arkadaşlar. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım. İlk sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci sıradaki ipimi iğnemi aldım. Üzerine bir sıra zürafa yapacağız. Hemen iplerimi şu şekilde tutuyorum. Bir sonraki araya batarak hemen üzerine zürafa yapıyorum. Sırasıyla her bir araya batıp üzerine zürafa yapıyoruz. Zürafalarımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen bir üstteki sırayı yapacağız. Buraya yuva oluşturacağız. Hemen iğneme ipimi aldım. Arasında iki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncü zürafaya batıp buraya yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte. İki tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp yuva yapıyorum. İki tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki, yani üçüncü zürafayı batıp buraya yuvamı oluşturuyorum. Yuvalarımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen üzerine sık iğnelerimizi ve pırpırlarımızı çalışacağız. Hemen kaldığım yerden iğneme ipimi aldım. Yuvamın içine batarak hemen buraya düğümümü atıyorum. Ve buraya sık iğne yapmaya başlıyorum. Bana gönderilen resimde biraz zürafa gibi yapılmıştı. Arasından iğne geçecek şekilde yapılmıştı. Ben de burada öyle çalıştım arkadaşlar. Ama dilerseniz daha sıkı bir şekilde çalışabilirsiniz. Daha muntazam gözükeceğini düşünüyorum. İlk başta böyle başladığım için devamını da yine aynı şekilde getireceğim. Arasından iğne geçecek şekilde ben buraya sık iğne yapıyorum. Evet. 3 tane buraya sık iğne yaptım.
Dilerseniz daha sık yapıp daha fazla da yapabilirsiniz. Bu da isteğinize kalmış. Şimdi üzerinde 3 tane pırpırımız var. Pırpırlarımızı yapalım. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. Üçüncü pırpırımı da yaptım. Üç tane buraya pırpır yapmış oldum. Şimdi tekrar buraya üç tane sık iğne yapacağım. Yine arasından iğne geçecek şekilde yapıyorum. 2 ve 3. Bu şekilde sık iğnemi tamamladım. Hemen bir sonraki yuvaya batıyorum. Hemen buraya düğümümü attım. Yine 3 tane sık iğne yapacağım. 3 tane pırpır, 3 tane sık iğne. Bu şekilde devam ederek tamamlayacağım. Sık iğnelerimi ve pırpırlarımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Hemen bir üst sırayı yapacağız. İğneme ipimi aldım. Hemen baştaki pırpıra batarak buraya zürafa yapıyorum. İki pırpırı birleştirmiyorum arkadaşlar. Zürafa yapıyorum. Hemen yanındaki pırpıra batıyorum. Üzerine zürafa yapıyorum. Sondaki pırpırıma battım. Hemen diğerine geçiyorum. Bu şekilde üzerine zürafa yapıyoruz. Zürafamı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Hemen bir üst sıradaki ipimi, iğnemi aldım. Şimdi 4 tane zürafa yapıyoruz. Bir yuva yapacağız arkadaşlar. Ben burada 4 tanesini yaparak hazırladım. Şimdi yuvamızı oluşturacağız. Hemen aradaki zürafayı atlıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte. Ve sırasıyla her bir zürafaya batıp üzerine 4 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 Sondaki zürafaya battım ve 4. Arada bir tane boşluk bırakıyorum. Zaten pırpır arasına denk geliyor. Hemen bir sonraki zürafaya batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Tekrar buraya 4 tane zürafa yapıyorum. Hemen yuvamı oluşturuyorum. Buraya sığmayacak ama yuvamı buraya hemen atarak oluşturdum. Bir sonraki sıradaki ipimi, iğnemi aldım arkadaşlar. Şimdi hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Ara kısmında oluşturmuş olduğum yuvama batarak ortasına düğüm atıyorum. İpimi bu şekilde ayarladım ve düğümümü attım. Tam ortasına bir düğüm atıyorum. Hemen bir sonraki zürafama batıp
Bu şekilde ipimi ayarlayarak buraya da düğümümü attım. Tekrar zürafa yapıyorum. Her sırada bir tane zürafa sayımız eksilecek arkadaşlar. 4 tane zürafamız vardı. Bu sırada 3 tane kalacak. Evet. 3 tane zürafamız kaldı. Hemen aradaki yuvamıza geldik. Yuvama batıp ortasına bir düğüm atıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp hemen buradaki ipimi de ayarlayarak düğümümü attım. Tekrar zürafa yapıyorum. Evet, 3 tane zürafamı yaptım. Yuvama batarak ortasına düğümü attım. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Bir sonraki sıraya geldik arkadaşlar. Hemen iğneme ipimi aldım. Hemen ortasındaki oluşturmuş olduğumuz yuvadan devam edeceğiz. Hemen ilk boşluğa batarak bu şekilde buraya düğümümü atıyorum. İpimin uzunluğu bu şekilde olacak. Hemen diğer tarafa batıyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Toplamda buraya 5 tane pırpır yapacağız. 5 tane pırpır sığacak şekilde bir yuva yapıyorum. Bu büyüklükte. Hemen zürafama batıp buradaki mesafeyi yine ayarlayıp devam ediyorum. Buradaki zürafa sayımız 2 tane kalacak bu sırada. Evet. Tekrar orta kısmına geldik. Hemen şu kısma batarak buraya düğümümü atıyorum. İpimin uzunluğu bu şekilde olacak. Hemen bir sonraki araya batarak buraya yuva yapıyorum. Üzerine 5 tane pırpır yapacak büyüklükte. Yani bu büyüklükte bir yuva yaptım. Hemen bir sonraki zürafama batıp buraya düğümümü attım. Bir sonraki sırayı yapacağız arkadaşlar. Şimdi kaldığım yerden hemen iğneme ipimi aldım. Orta kısmından devam edeceğiz. Oluşturmuş olduğum yuvama batarak hemen buraya düğümümü atıyorum. Ve buraya pırpır yapacağız. Bu büyüklükte bir iki toplamda 5 pırpırımız olacak. Üç, dört, beş. Buraya 5 tane pırpırımı yapmış oldum. Hemen bir sonraki zürafama batıyorum. Bu şekilde geçişimi tamamladım. İpimin uzunluğu bu şekilde olacak. Bir sonraki zürafaya batıyorum.
Burada zürafa sayımız teke düştü arkadaşlar. Hemen tekrar yuvama batıp hemen ipimi ayarlıyorum. Ve yine buraya pırpırlarımı da yapıp tamamlayacağım. Şimdi bir sonraki sırayı yapacağız arkadaşlar. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Baştaki pırpırıma batarak hemen bu aradaki mesafeyi ayarlayarak bu şekilde buraya düğümümü attım. Sırasıyla her bir pırpırın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. Sondaki pırpırıma hemen battım. Bu şekilde 4 tane üzerinde zürafa oldu. Hemen üzerinde tek zürafamız kalmıştı burada. Tek zürafamıza batıp buradan aşağıya dönüyorum. Hemen bir sonrakine devam ediyorum. Baştaki pırpırıma batarak bu aradaki mesafeyi ayarlıyorum. Sırasıyla her bir pırpırın içine batıp üzerine zürafa yapıyorum. Evet, dördüncü zürafamı da yaptım. Hemen tek zürafama batıp buradan aşağıya iniyorum. Şimdi son sırayı da yaparak tamamlayalım arkadaşlar. Alttaki zürafaların hepsini tamamladık. Üzeri için şeffaf boncuk kullanacağım arkadaşlar. Bana gönderilen resimde de şeffaf kullanılmıştı ve çok hoşuma gitti. Çok zarif olmuştu. Dilerseniz renkli boncuklardan da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen iğneme bir tane boncuk alıyorum. Hemen bu ara kısmındaki ipime batıp buraya düğüm atıyorum. Tekrar iğneme boncuk alıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak yine zürafa yapıyorum. Tekrar boncuk alıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak üzerine zürafa yapıyorum. Tekrar boncuk aldım. Her defasında boncuk alarak zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Sondaki zürafaya battım. Tekrar boncuk aldım. Hemen bu ipimi içine batıyorum. Tekrar buraya boncuk alıyorum. Bu ikisi arasına da yine boncuk koyuyorum arkadaşlar. Aradaki ipime batarak buraya düğümümü attım. Boncuk alarak devam ediyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum.
Bir sonraki zürafaya battım. Sondaki zürafaya baktım. Hemen bu aradaki ipime batıyorum. Hemen arasına yine bir boncuk aldım. Buradaki araya batarak hemen burayı birleştiriyorum. Bu şekilde üzerindeki boncuklarımı da yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Diğer boncukları da yaparak modelimi tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.